Sıkıntı olmaz. Herkes Derviş Bendi istiyor ya. Bu nedir böyle? Maşallah. Okyanguliyalar ya, inanılmaz bir kitle var ve hepsi Derviş Bendi istiyor. O zaman bu performansı mı açalım Telman? Açalım hocam. Rock bizde şu an yükselişte, o yüzden çok Rock güzel. yükselişte. Şimdi ben Evet. bu linki alıyorum. Tekrar. Bu arada rock yükselişte dedin. Bu da ilginç. Bu da ilginç. Şöyle bir link açalım. Evet. Videoyu oynatmaya bastım. Hadi beraber izleyelim. Evet, eski bir şarkı. Ha, versiyon cover yapmışlar yani. Bu bir albüm kaydı mı? Canlı çalmıyorlar herhalde. Sanki albüm kaydı gibi. Canlı mı ya? Canlı. Canlı bence. Şarkı 7 Eylül'de çıkacakmış. Nisan'ın 7'sinde de Nisan, aslında. evet. Ya aslında birazcık promosyon olmuş yani. Bu tanıtım yapmışlar. Ben konuşacağım zaten şarkı bittiğinde. Tamam. Tamam.
çok Hayır iyi. ben gerçekten enerji muhteşem, bir de kayıt harikulade olmuş ya. Hani şu Evet. girişteki riff'e bak. Şimançor'un böyle dönence parçasının çok güzel bir girişi vardır. O soundları dam 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 dam. Biraz Anadolu rock tadı da olmuş. Yani bizim de çok sevebileceğimiz bir şarkı olmuş açıkçası. Çok iyi. Sadece klasik bir rock soundundan çok içinde motifleri de barındıran bir parça. Ama sound çok güzel. Özellikle şu akış. Bak. Hani gerçekten çok keyifli. Şöyle küçük küçük kısık kısık açayım sesini. Vokalist baştan sona çok güzel söylüyor. Fakat ben bu kaydın canlı olduğundan emin değilim. Onu söyleyeyim. Sanki böyle bir stüdyo kaydı gibi geliyor. Yani bir promosyon yapılmış gibi geliyor. Ama çok başarılı bir şarkı. Çok güzel ve enerjisi çok yüksek gerçekten. Müthiş doğru bir promosyon her şeyden önce. Şu an burada yazıyorlar. Ben şahsen tanımıyorum. Ferit Memmedov, salist, Ferit söyleyen Mehmetoğlu. kişi. Evet. Back vokal da Aha! Nermin Behbudova. Tamam, bir dakika Şarkı kalın. hakkında konuşmak gerekirse bu şarkı Nihamettin Musayev'in şarkısı. Çok eski bir şarkıcı. Yani şu an çok şükür hayatta kendisi. Harika. Çok güzel besteymiş Evet. zaten. İkon diyebiliriz kendisine. Çünkü Azerbaycan'da ilk estrada pop tarzında şarkı yapan ilk kişi, ilk sanatçı bu arada kendisi. Ya bu parçanın orijinali nasıldı peki Ferman? Açıp dinleyebilirsiniz hocam. Bence telif yoktur onda. Zaten şu an telif Tam yok rock eksik. değil ama rock'a yakın bir şey, disco Şarkının tarzında bir tadı var. disco tarzında. Şarkının adı Evet. neydi? Dünya senin, dünya benim. Dünya senin, dünya benim. Gene o şey hafif koyu ifadeyi kaybetmemiş parça. Yani evet rock versiyonuna gelmiş ama ilk versiyonda böyle çok disco bir parça değilmiş yani Daha açıkçası. brutal söylenmiş bu. Yeni olan Ha. daha brutal. Yani E tabii biraz daha okuması rock'a bir kayıyor. aynen öyle. Aynen öyle ama çok güzel bir şarkıymış Ben gerçekten. çok beğendim. Kesinlikle çok başarılıymış. Tebrik ediyoruz Derviş Bendi. Hakikaten çok güzel iş yapmışsınız. Yani bir canlı performans mı tam emin olamadım. Bence değil gibi gözüküyor ama çok iyi bir kayıt. Canlı performanslarını da izlemek isteriz. Bu kadar kirli bir vokalle okuyor. Gerçi böyle hani okurken de diyorsun ki evet bu rahat rahat okuyacak bir vokal gerçekten. Biz de ilk defa tanımış olduk kendilerini. Dediğiniz kadar enerjik. Peki Azerbaycan'daki yankısı nasıl oldu parçanın? Şu an trendde olması lazım YouTube üzerinde Şaka mı? ve şunu da söyleyeyim, back vokaller de harika. Nermin hanımdı galiba. Tam bakayım ismine. Evet, arkadan gelen sesler de Evet. gerçekten güzeldi Nermin Bey. kesinlikle. Şimdi teşekkür ediyoruz. Derviş Bendi şöyle bir izledik keyifle. Bizce de etkili. Bence Türkiye'de de çok yürüyebilecek bir şarkı. Yani bizde böyle şeyleri çok şey yapmıyorlar. Radyolar falan çok ilgi göstermiyorlar Azerbaycan şarkılarına. Ama bence birinin öncülük etmesi lazım. Buradan bizi izleyen tüm radyocu dostlarımıza da sesleniyorum. Türkiye'deki. Bence kesinlikle. Hatta belki başka yerlerde izleyen İran vesaire, Avrupa'da birçok ülkede bizi şu an izleyen dostlarımıza. Kesinlikle bu şarkılar beğendiğiniz sürece korkmadan çalın. Eminim ki çok güzel tepkisi olacak. Yani hep 3-5 şarkı arasında sıkışmış bir dünyamız var. Biraz bu dünyamızı geliştirmenin, genişletmenin de vakti geldi. Azerbaycan'a uzanmaktan zarar gelmez. Güzel müzik dinlemek kalite işaretidir.